Hastalarımız bize bazen glokomda sülük tedavisini ya da göz hastalıklarında sülük tedavisini soruyorlar. Modern tıp gelişmeden önceki yıllarda insanlar çaresizlikle birçok tedavi yapmışlar. Hala da günümüzde bu tür tedaviler alternatif tıp olarak insanlara sunuluyor. Şimdi burada sadece glokomda sülük tedavisinden bahsedelim. Sülükler cildimize yapışıp kanı emebilmek için de pıhtılaşmayı engelleyen bazı maddeleri vücudumuza veren parazitler. Beslenmeleri bu şekilde. Zamanında eski yıllarda gözde dar açılı glokomda gözün içindeki sıvıyı dışarıya çıkarabilecek hiçbir yol olmadığı için 13. 14. 15. yüzyıllarda sülüklerden yararlanılmış. Ama modern tıpta bunların hiçbir yeri yok. Bunların bir faydası yok. Sülük tedavisinin aslında gözde faydası teknik olabilecek tek bir yer var. Göz arkasında bir kanama olduğunda ama göz içinde değil. Katarak ameliyatlarında, glokom ameliyatlarında göze yapılan iğnelerde ya da göze ciddi travmada sülüklerin salgıladığı maddeler buradaki pıhtılaşmış kanın emilmesini sağlıyormuş. Bu da 20. yüzyılın ortalarında kullanılmış. Ama günümüzde modern tedavinin yerini almasına bu alternatif tedavilerin imkan yok. Glokom kör edici bir hastalık. Tedavisi var. Glokomun klasik tedavilerinden vazgeçip alternatif tedavilerine yönlenmek, modern tıptan uzaklaşıp bir anda hurafelere dönmek. O nedenle glokomda sülük tedavisi dendiğinde modern tıp önerdiği bir tarafı yok. Steril olarak mikrop aldırılmamış bir hastaya bir kez kullanılan sülüklerin bu bölgelere yapıştırılmasının bana çok kötü geliyor, çok kötü bir fikir, çok iğrenç geliyor ama çok bir zararı yok. Ama gerçekte de çok bir faydası yok. O yüzden modern tedavilerinin yerini almıyor. Eski çağlardaki nasıl at arabalarını artık kullanmıyoruz, tarlalarımızı gidip de kara sabanla sürmüyoruz. Modern tedavilerin olduğu yıllarda da alternatif tedavilerin, modern tedavilerin yerini almasının imkanı yok. O yüzden lütfen doktorunuzun önerdiği ilaçlarınızdan uzak durmayın. Sülük tedavisine tıbbi tedavinin alternatifi olarak görmeyin. Yaptırmak isterseniz göze bir zararı yok direkt göze yapıştırılmadığında ama yine de çok önerdiğimiz bir tedavi değil. Glokomun tedavisi ilaçlarla olmazsa lazerle, olmazsa ameliyatlarla. Glokomdan değil geç kalmaktan korkun. 40 yaştan sonra muhakkak her yıl göz tansiyonu ve göz dibi muayeneniz olun. Unutmayın ki glokom görmenizin sessiz hırsızı. Hiç farkında olmadan görmenizi kaybedebilirsiniz. Ama tedavisi mümkün. Yeter ki erken fark edilsin. Gözlerinizin ışığı hiç sönmesin.